İnsanlar biyolojiyi teknolojiyle birleştirmeye başladıklarında neler olur? Hayatı yeniden kodlama gücü vardır. Organ çiftlikleri, nüfusu yeniden inşa etmek için yapay rahim kullanan hükümetler, biyolojik parçalara sahip robotlar, genetik olarak değiştirilmiş insanlar olacak, dokunarak insanları iyileştirebilen insanlar ve çok daha fazlası. İşte biyoteknoloji dünyası budur. Ancak insanlar yaşamı mühendislemeye başladığında çevremizde neler olur? İnsanlar istilacı bir tür haline geldiğinde ne olur? Biohackerların laboratuvarlarında neler oluyor? Gizlenen ne var? Ve insan bedenleri biyomühendislikle değiştirilirse, tamamen yeni bir yaşam türüne evrimleşir miyiz? Daha az insan ve daha çok yabancı olur muyuz? İnsanlık artık doğanın gözlemcileri değil, onun efendileri olacak. Bu, insanlığın evriminin sonraki aşaması. Biyobaskı ile başlıyor. Biyobaskı, ürdi veya hatta 4D baskıdır. Ama plastik veya metal yerine yaşayan hücreler kullanırız. Biyomürekkep adı verilen bu hücreler tabaka tabaka basılır ve birbirleriyle büyüyüp bağlanarak biyolojik yapılar oluşturur. Biyobaskı ile sadece nesneler yaratmıyoruz, onlara hayat veriyoruz. Biyobaskı, simyacının gerçeğe dönüşmüş rüyasıdır. Temel kullanımlar arasında biyobaskılı göz küresi kornealları, saç dökülmesi için biyobaskılı saç folikülleri, kişisel kozmetik testler ve savaş yarası iyileşmesi bulunmaktadır. Geleceğe doğru daha da ilerledikçe, daha gelişmiş biyobaskı, deniz yaşamına yaşam alanları sağlayan mercan resiflerinin 3D baskısını veya mikrogravite ortamında daha etkili bir şekilde yapılan bir baskıyla küçük ölçekli robotik uzay istasyonlarını başaracaktır. İnsan vücudu söz konusu olduğunda biyobaskılı organlar, organ bağışı kıtlıklarının üstesinden gelmek için organ çiftliklerinde üretilir veya hastanın kendi hücreleri kullanılarak test edilmeden önce gerçek uygulama için kullanılan mini organlar veya organoidler yaratılır ve biyobaskılı protez uzuvlar, ev sahibinin vücuduyla entegrasyonu iyileştirmek için canlı doku kullanılarak mükemmel bir şekilde tasarlanır. Deneyler, elektroniklerin biyobaskılı parçalara yerleştirildiği sibernetik alanında gerçekleştirilir. Bu da doğal olanlardan daha gelişmiş olan biyobaskılı akciğerler gibi sibernetik organları ortaya çıkarır. Bu akciğerlere, havanın kana girmeden önce toksinleri uzaklaştıran sensörler ve nanofiltrelerle donatılmıştır. Veya yerleşik yakınlaştırma veya kızılötesi görüşe sahip yerine konabilecek biyonik gözler gibi. Bu deneysel biyonik gözlere sahip hastalar, kazada görme yetilerini kaybettikten sonra biyonik kornea nakli yaparlar ve yeniden kazandıkları görme yetisiyle geçmişi gördüklerini ve tarih yazabileceklerini iddia ederler. Kendini onarabilen, havayı temizleyen, kirleticileri emen ve hatta üreyen biyomühendislik malzemeleri kullanılarak binalar inşa edilmektedir. Bu binalar ayrıca geçko esinli yapışkanlar ve mercan resifi esinli ekobeton kullanılarak da inşa edilir. Bu yeni nesil binalardan bazıları bakteri gibi bileşenler kullanarak enerji üreten biyolojik pillerle çalışmaktadır. Bu biyo apartmanlar şehirleri korumak, deniz seviyesinin yükselmesinden ve fırtına akıntılarından korunmak için genetik olarak mühendislenmiş mercanlar ve midyeler kullanılarak yapılan canlı deniz duvarları ile korunmaktadır. Karanlıkta parlayan biyolüminesans ışıkları, sokak lambalarını değiştirerek elektriği ve havayı temizleyen bitkileri, bakterileri ve algları içerir. Biyolüminesans organizmalarının neden olduğu karanlık çöker. Neondaki ölümü neyin sebep olduğunu bulmak ve kasabaya ışığı geri getirmek için botanistler ve mühendislerin görevi haline gelir. Işıkların başka bir yerde zararlı kirleticiler salmak için biyohacklendiği ve yeniden programlandığına dair komplo teorileri yayılmaktadır. Kırılmaya dirençli bir yeni dünya Wolverine'i vardır. Bu biyomühendislikli kolajen artırıcıları sayesinde kemik kırıklarına karşı dirençli hale gelir ve reptillerden mühendislik edilmiş insan dokuları ile hızlı yenilenme yeteneğine sahiptir. İnsanlar telomerleri ve hücre rejenerasyonunu manipüle ederek geriye doğru yaşlanmaya kendilerini biyomühendislikle uyarlarlar. Bir kişi
organik beyin artırıcıları kullanarak bilinçlerini bölme yeteneğine sahip olduğunu iddia eder, diğeri ise regeneratif hücreleri aktararak başkalarını iyileştirebilme yeteneğine sahiptir. Biyoteknoloji, doğanın taslağıyla insan tasarımının buluştuğu çizim masasıdır. Bu, insanlığın evriminin sonraki aşamasıdır. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.